Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bilim kurulu toplantısının sonuna geldiler ve bakanlar açıklamalarda bulundu. Hemen ben de size koşayım dedim. Çünkü hocam bilim kurulu toplantısı sona erdi. Eğitimle ilgili okulların açılmasıyla ilgili bilgilendirme var mı diye, farklı bilgilendirme var mı diye sordunuz. Ben de hemen sizin karşınıza geldim ki o soru işaretlerinizi giderebilmek adına. Öncelikle Milletin Bakanımız, yani Sağlık Bakanımız ve Milletin Bakanımız vardı. İkisinin açıklamaları güzeldi. Sağlık Bakanımız önlemlerimizi aldık. Bilim kurulumuzda toplantıları yaptık. Okulları kesinlikle aç Açacağız Okulların kesinlikle açılması da e, tabii ki yani devam edebilmesi adına bizlerin de sorumluluklarını anlattı. Aşı olmamızı kesinlikle ama kesinlikle önerdi. Yani aşı kesinlikle olmamız gerekiyor. Hasta sayılarının %80'inin aşı olmadığı, ölümlerin %80'inin yüzde da aşı olmadığı, yani aşı olmayanlar arasından olduğunu e, söyledi. Sonra e, bakanımız, milletin bakanımız da yani onun çok güzel açıklamaları vardı. Şu çok hoşuma gitti aslında. Şunu diyor: Okullar ilk açılıp son kapanılacak yerlerde de gerçekten de çok değerli. Neden? E çünkü bakıyoruz. Yani gece kulüpleri açık. Kahvehaneler açık. Pazar yerleri açık. Ne bileyim marketler. Marketler zaten açık olacak ya. Mesela alışveriş merkezleri o büyük alışveriş merkezleri açık. Ondan sonra işte birçok her yer açık aslında her yer açıkken e Bizde önceliğimiz okulların olması gerekiyor gerçekten de öyle olması gerekiyor ilk önceliğimiz o olacak Her yer kapansın ama okullar hep açık kalsın Yani aslında bunu demek istiyor Ve Şu da Çok güzel bir haber arkadaşlar Hiç Kapanmamak üzere Altöylüde inşallah açılacak Dendi e Ve bunu tabii ki hiç kapanam yani da bir daha devam edebilmesi açısından de iyi bir şekilde devam edebilmesi için de bizim de sorumluluklarımız olduğunu söyledi ee, Sorumluluklarımız Kendi öğrencilerimizin sorumlulukları onlara işte Temizliği maskeyi bunların hepsini anlatmamız o önlemleri aldırmamız Gerektiği söylendi ee, O ek olarak da Yani Kendi e, Alışkanlıklarımız sınıf içerisinde okulda okuldaki o temizlikler Hepsini tek tek anlattı Ve yani sizin Sizin yani sizi ilgilendiren kısım da zaten arkadaşlar okulların tamamen açılmasıydı. Ya yani benim kendi fikirlerim vardı. Yani bu tamamen açılmak 5 gün boyunca o kalabalıkta derse girmek kısmıyla ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Onu da şu şuraya koyalım arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde koyduk oraya. Okulların tamamen açılması, o kalabalık tamamen yani o kalabalığa tamamen girmek iyi mi değil mi diye onun şeyinin onunla ilgili bir yorumlama yaptık arkadaşlar kendimize. Vaktiniz varsa onlar da o şekilde şuradan şuradan dinleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hayırlı olsun. İnşallah şunu ümit ediyoruz. İnşallah okullarımız bir daha hiç kapanmaz. Tamamen gideriz, eğitimimizi görürüz ve hayatımıza devam ederiz, eğitim hayatımıza devam ederiz. Şu söz de çok güzeldi. Zaten öyle. Ne kadar uzaktan eğitim verimli olursa olsun ki olmadı bunu biliyoruz. Şu çok olmadı. Ama şöyle verimli olsa bile yüz yüze eğitimin yerini hiçbir zaman alamaz dendi. Yani her zaman önceliğimiz yüz yüze eğitim olacak arkadaşlar. O yüzden yüz yüze eğitime hazır olun. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. He, bu arada arkadaşlar çıkmadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.